Merhabalar. Kutsalım kişi olarak, kutsalım ve genel olarak kutsallarımız üzerine bir kısa konuşma yapmak istiyorum. Burada eminim ki anlaşamayacağımız, anlaşamadığımız çok noktamız da olacaktır. Çünkü her bir kutsalı vardır. Benim kutsalımı da açıklayacağım şimdi. Kutsal insanın ahını keşfettiği günden bu tarafa aşağı yukarı 2000-2500 senedir insan kendi aklını keşfetmiştir. Buna kadar dikkatinizi çekerim. Yani aklın keşfi felsefenin başlangıcıyla desem yanlış olmaz. Çünkü felsefeciler de hep böyledir. İnsan aklını keşfetmeye başladığı günden itibaren felsefe yapmaya da başlamıştır. Peki kutsallarımız ya da kutsalımız konusu ben sokakta geçen birisine sorsam ya da siz sorsanız ya da kendi kendinize sorsanız önce muhtemelen Allah gelir aklınıza. Allah gelir, Peygamber gelir, Kur'an gelir. Daha sonra diğer inanç yapılarımız ve çevremizdekiler gelir. Kimisinin aklına hemen çocukları da gelir. Bir insanın çocukları da kutsallarıdır. Ya da aile efradından birinci sıradaki yakın çevrelerinden de kutsalları vardır. Torunları gelir. Çocukları gelir. Gençlere sorsan muhtemelen aşkları gelir akıllarına. Benim kutsalım işte kızsa erkeğin adını söyler. Erkekse muhtemelen kızın adını söyler. Kutsalım odur. Şimdi erkeklerde de gerçi kutsallar <laughs> değişti. Kutsallar şimdi herkeste para olmuyor başladı da. E peki çocuğa sorsak kutsalım nedir diye. Çocuk da muhtemelen kutsalım benim annem babam der. E, i̇kinci, üçüncü sıraya da en çok sevdiği oyuncağına koyar. Tek tanrılı e, inançlara geçmeden önce de insanlarda kutsallar farklı farklıymış. Çeşitli şeylere inanırlarmış ve kutsal olarak onları objeler halinde, hani diyorlar ya İslamiyet'ten önce heykellere tapılırdı falan diye, o kutsalları objeleştirip evlerini çeşitli yerlerine ya da ibadet yerlerine, toplu toplu ibadet yerlerine falan koyarlarmış. Aslında oradaki esas şey, objeleştirdikleri puta tapmak değil, onun arkasındaki kutsala tapmaktır. Ee, ben e, kendi memleketimden biliyorum. Bizim oralarda daha hala tarlalar, sular, ağaçlar, tepeler falan bile uğurlu, kutsal sayılır. Bu e, İslamiyet öncesi inançların getirdiği, Tengricilin getirdiği o şaman inançlarıyla alakalı şaman din değil ama şamanizm şamanizm de yanlış oldu burada. Şamanın getirdiği bir kutsal anlayıştır. Şimdi de vardır. Yani ona şamanizm dersek şimdiki yine imamizm mi diyeceğiz? Yani imamların getirdiği bir kutsallık mı var falan diyeceğiz. Camilere işte şu şekilde girilir. Yok eve sağ ayakla girilir. Yok e bilmem ne nasıl yapılır falan. Onun detaylarına girmeyeceğim. Alınganlık yapmasınlar. İşte şey etmesinler diye. Ee, bilmem nazar boncuğu takılır, boyuna muska takılır. Bunlar da bizim daha hala inandığımız kutsallarımızdır. Buradan ben kendi kutsalıma geliyorum. Benim kutsalım aklımdır. Çünkü yani biraz tuhaf kaçacak, bazısı hemen diyecekler kardeşim bizde de akıl var ama önce Allah'ı biliyoruz falan. Önce Allah'ı bilmen için önce bir aklım olması lazım. Allah sana akıl vermiş ki beni tanı diye. Dolayısıyla benim e, e, kutsalım önce Allah'ım. Sağlıklı bir beyin varsa bende, sağlıklı da bir kalp varsa, kalp daha sonra geliyor gerçi ama sağlıklı bir beyin varsa zaten bu motor gibidir, şey motorun beyni gibidir. Şimdiki araçlarda var ya beyin, beyni gibidir. O komut kum, verir her tarafa. Eğer sağlıklı bir beyniniz yoksa sizin sağlıklı bir kutsalınız da olamaz. Bunu bu kadar net ve iddialı söylüyorum. Bana karşı çıkanlara da şunu söylüyorum. Ya ben işte ben Allah bir önce kutsalım sonra Kur'an kutsalım falan diyenlere tabii ki ben sizin düşüncenize de saygı duyarım ama bana da karşı çıkanlar olacaktır. Ya işte seninki ne biçim düşünce? E ben de şöyle cevap verdim. İnsanoğlu karşı taraf hep eleştirir. Düşüncelerini, beynini, bilmem neyini eleştirir de beynini, kendi beynini o zaman bir e, e, şey eleştir ya da bir teraziye koy tart bakalım. E, eleştirecek bir tarafı çıkıyor mu? Neyse bu konumuzun haricinde e, kendi kutsalının farkına varmayan insan başka kutsallara değer veremez. Bizde mesela bir çıplak gözle baktığımız mesafe var. Dünyayı göremezsin sen oradan. Taç çatlasa 100 kilometre, 200 kilometre öbür tarafı görüyoruz. Daha sonra flüleşir. Neden? Dünya yuvarlak olduğu için bitti zanneder orada. Belki çıplak göz. Açık denizde de böyledir. Bunu en iyi açık denizde hissederiz biz. Açık denizde bakarsın bir müddet sonra denizin ucu biter. Biz göremiyoruz zannederiz. Halbuki o yuvarlaklığın getirdiği bir şey vardır. Eğim vardır ve sonrasını göremeyiz. Bir de kalp gözü vardır. Buna biz hissetmek deriz. Hissetmek ya da nasıl söyleyeyim ben size biz kalp gözüyle anlamak. işte hissettim, akılda etmiştim falan. Hissetmek kalp gözüdür. Ancak evet, her şeyi hissedemeyiz biz. Bildiğimiz şeyleri bize malum olacak şeyleri hissedebiliriz. Bir de beyin vardır ki bununla aslında her şeyi görebiliriz. Biz beyinle dünyanın öbür ucunu da Evrenin öbür ucunu da anlamaya çalışırız. Sanki gezer beynimiz oralarda. Başı boş gezer böyle. Hiç şeyde koşuşturur. İşte e, Stephen, Stephen Hawking gelsin aklınıza. Stephen Hawking. Hani adamın vücudu hiç çalışmıyor fakat beyniyle e, o şey zamanın kısa tarihi diye bir kitabı yazmıştı. Ee, çoğu ok anlayamazdı onu. Ben anlayamadım şahsen. Hiç kendi kendime burada şey etmeyin. Ben okudum iyi anladım. Anlayamadım ben. Çünkü onu bilmek için bile çok iyi bir fizikçi falan olmak gerekiyor herhalde. Aldım kitabı bir hevesle anlayabilir miyim diye. Bir oku oku anlayamıyorsun. Çünkü o altyapı yok. Beyin olsa bile bazı şeylerde bir şey anlamak için altyapı da şart. Bu beynin ee, nasıl e, özgür koştuğunu, katten bile özgür koştuğunu anlatmak için mesela ben kendi bildiğimiz basit bir örnek vereyim. Kitap okuyanlar bilir bunu. Ee, okuduğun her satırda eğer kitaba gerçekten kendini kaptırmışsan, her cümlede, paragrafta o o oradaki ortam canlanır gözünün önünde. İster bilimsel oku, ister roman oku, ister şiir oku. Hele şiirlerde bu daha bariz hissedersin. Şiirde Öyle bir satırlar gelirken peş peşe oraya gidersin. Yağmur yağarken orada dolaşırsın. O şiiri yazan adam şairle beraber oralarda gezersin. Onun hislerine ortak olursun. Bunu yapan beyindir işte. Dolayısıyla sağlıklı beyin olmadan sağlıklı inançların ya da sağlıklı kutsalların olamaz diyorum ben. Önce Allah herkese sağlıklı beyin versin. Zaten diyor bir ayetinde de diyor yani ben emaneti insanlara verdim. Bunu bazıları başka şeyler olacak yorumluyor. şey, şey e anlayamayız. Ben daha şey etmiştim ama diğer canlılardan insandan tek farkı aklıdır. Demek ki diyorum Allah'ın insanlara emanet olarak verdiği aklı. Siz onunla diyor bana gelin diyor. Onunla bulun beni diyor. İlk baştan diyor beynin gibi kabul et. Beynine bir inan. Beynine gibi kutsal say. O benim sana verdiğim emanettir çünkü diyor. Beynini kutsal sayarsan diğer kutsallara inancın da artar. Beynini kendini kutsal sayarsan diğer kutsalları da önemsersin. Beynini kutsal saymazsan saydığın kutsalların bir değeri kalmayabilir. Çok çabuk pasifiz olur gözünün Çok çabuk dağılır. Çok çabuk böyle buradan kristal kaleler gibi buzdan yeşiller şeyler gibi güneş çıkınca erir ya da bir fiskede dağılabilir. Kendini beynini kutsal sayarsan inançların da kolay kolay yıkılamaz. Dolayısıyla herkese önce ben sağlıklı beyinler diliyorum. Düşünen, hisseden, o da hissedeceksin tabi, hisseden, yargılayan, doğru mu acaba diyen beyinler diliyorum. Sağlıklı beyin olmazsa sağlıklı kutsallar olmaz sağlıklı beyinleriniz olsun inşallah. Hoşçakalın.